Şu siyah büyük ihtimal. Şu verigata. Şu da siyah. Bak bunlar yeşil. Şu siyahı almam lazım. Bu bitkilerde indirim gelmedi mi? Şunlarda indirim. Şu anlık gelmedi daha. Vallahi. Şu ikisini alabilir miyim? Oradan ben de burada bekliyorum dikildim. Bir poşet olabilir ablacığım. Kaç liraydı bunlar? Merhaba arkadaşlar. Satış için gelenler burada böyle ayarladık. Bunları akşam yağmur suyuna azıcık bir bıraktım. Yarım saat 45 dakika şöyle toparlandılar. Işık kötü burada o yüzden. Şöyle şunlar da kendi aranjmanlarımdan söktüklerim arkadaşlar. Bunlar hepsi çok güzel. Şu sanırım satıldı. Şu özel türlerden yani özel güzel türlerden var. Benim gibi benim için görsellik bir tık daha önde, şıklık daha sunum önde diyen hanımlar için arkadaşlar. Şöyle biraz güzel aranjmanlar hazırladım. Bir de şunları aldım bugün. Böyle yurt dışında bir kanalda izledim. Bunları böyle delmişler. Güzel bir süsleyip şu ikisine de güzel bir aranjman yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir de dışarı çıkabilirsem daha güzel olacak. Ay, evet arkadaşlar bunlar benim. Akşam yağmur yağınca böyle her yerler battı. Bunlar da yağmur suyundan nasibini aldı. Bakın. Bunları ben daha yeni diktim. Yağmur suyunu görünce böyle delirdiler arkadaşlar. Delirdi kelimesi bizde coştu anlamında. Şunu bir arkadaşımız sordu. Burada bakın şu çok güzel bir tür. Böyle üstünü kalemle çizmişim gibi. Şurada öyle. Burada bir iki kendime ait bitki var. Alıp hani satışını yapabilirim. Şu çok güzel. Bakın kamp ateşiyle. Ömre bedel. 3 tane perle zaten 60 TL'den dünya şey ediyor. Satmayacağım onu vazgeçtim. Evet şöyle pulvinata ağırlıklı. Bakın ortaya bir tane çiçek koydum. Bu böyle büyüdüğü zaman bir hafta 10 gün sonra kenarlarını o çiçeğin tamamen perleyle süsledim. Şurada da güzel türler var. Şu zaten özel tür. Böyle sevgili arkadaşlar. Yine şunlara çiçek bakmaya geldim. Güzel bir aranjman yaparım. Şu pembişlere bakın. Pembişlere. Pembiş pembiş. Kendi saksılarımı söktüm. Zaten çoğu ithal içlerinde güzeller. Bir tane birer tane bıraktım kendime. Böyle bunlar da yakında kendini toparlarlar. İlk diktiğimde böyleydi yani şu şekillerde. Ne yapıyorsun Hatice abla, iyi misin? Ne yapıyorsun dedim. İyiyim, ben de çiçeklerime bakıyorum. Yok, Üşümeyecekler üşümüyor bunlar. Ha, Aha. Evet. İyi, hadi bakalım. Bakın şöyle. Bu Hatice abluya bu saksılardan bir sürü vardı. Ona hediye verdim. Bakın şöyle asmalı. İçinde 10 tane filan. 2, 4, 6, 7 tane vera var. 8-10 tane vera var. Şunlar baldi olabilir. Dibinde de böyle çift rozetli. Pulvinata var. Kızarmaya başladı. Bunu da böyle alıp asabilirsiniz duvarınıza. Şunu çıkarmayı unutmuşum. Yanına bir tür daha gelecek.
Benim somurtkanlar yazın somurttu somurttu, şimdi açmaya karar verdiler. Bakın şunları. Şöyle sadece kalan şu severler için, kalan pembe aşkın gözyaşı, kalan şu para ağacı. Şöyle bir araştırma yaptım. Bakın şu kalan şu çok güzel bir kalan şu ve normal fiyatından biraz diğer kalan şulardan bir tık daha maliyetli. Şunun burası tamamen vera. Ortasında firetler var. Bu tarafında pikoçul diyor Aysel. Aysel değil, pardon. Sevgi, ha, pikoçular var. Bu da yine böyle çok güzel bir tür. Bu da yine böyle veralarla süslenmiş. Şu özel tür arkadaşlar, bu mensa değil. Süper bumlu bir aranjmanım daha var. Şurada da sadece böyle neydi bu? Kalan şu. Şu kısmını tamamen böyle yuvarlak tesbihlerle süsledim. Şuraya birer tane pulvinata koydum. Ortaya da yine güzel bir tür koydum. Şu sararan moraranlardan böyle bir tane kınalı koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bunları, etrafları tabi biraz dışarıda işe olunca güzel silinip temizlenip satışa koyacağım. Yine burada da pulvinatan var. Şöyle yine o özel türden var. Şöyle kar yağdı kaktüslerim var. Etrafında da şu güzel böyle kızaranlar var. Bakın arkadaşlar, çok net çıkmıyor ama yine burada böyle güzel bol işe tesbih var. Şurada bir tane ya Pollux ya Ilyasina var. Yani bu da böyle dolu dolu satışa sunulacak. Yani bunları alıp benim gibi böyle balkonumuzda sıraladığınız zaman muhteşem bir görsellik oluşacak arkadaşlar. Almayan üzülür deyiverem size. Şu ellen, bu benim ellenim, oradan kalsın derseler kalabilir. Yağmur fazla yağdığı için. Kargo anlaşması yapıyor benim kiracım var. Allah razı olsun. Dediğim gibi internetten satış yapıyor o. Trendyol'dan. Pandemi döneminde filan herkes kiraları uçururken benim kiraları düşürdüm daha o zaman. Sağ olsun onlar da, sen bizi dar günde şeyde bırakmadın, yolda bırakmadın. Biz de senin ne derdin varsa abla biz hallederiz diyorlar. Sağ olsunlar, onlar anlaşmayı yapıyor benim kiracım. Ondan sonra onun da işe internet sitesi kurduruyor, güzel web sitesi. Onu da tanıtımını yaparız. Uğramak bakmak isterseniz ondan da alışveriş yapabilirsiniz. Benim anlaşmaları da o yapacak. Allah nasip ederse, kısmetimiz olursa, yani 43 artı KDV 45 TL'den falan başlayacak bir desiler. Sonra yavaş yavaş artar büyük ihtimal. Böyle arkadaşlar. Neyse ben birkaç sukulentimi seçeyim. Aranjmanlarımı yapayım. Etraflarını temizleyeyim. Sonra satışıma devam edeyim arkadaşlar. Şurada baldilerim var. En çok sevdiklerim benim. Şunların bebeklerine bakın. Şöyle. Allah nasip ederse cuma günkü yayınımızı yaptık mı, Esra'dan doğru Yalova'ya yine dediğim gibi o kiracımızın amcası Yalova'nın en büyük serasına sahipmiş dediğine göre ararım ben amcamı, gider bakarsınız abla dedi. Bakalım, kızçeleri alırız, Zeynep'i de alırız, beraber bir gider bakarız oralara. Şunlar da çok güzel özel türler arkadaşlar. Şunu kırsanız şey olmuş, bebek buralardan vere vere gidiyor demek ya. Şunu da akşam 150'ye sattı sanırım şey Damla, ondan almıştım zaten. Şöyle kendime bir baldi kutusu yaptım böyle. Çok seviyorum çünkü baldiyi, bronzeyi. Şunun rengi inanılmaz güzel.
Esra'ya diyorum bu ne renk kızım diyorum. Mor da var. Patlıcan moru gibi de. Pembelikler de var. Grilikler de var. Bunlardan da yaprak yatırdım inşallah olur. Şöyle bırakacağım onu biraz. Biraz soğuğa tepkili orada. Böyle ben bırakıyorum. Sonra ertesi gün tekrar 2-3 gün sonra gidip bakıyorum. Hoşlanıp hoşlanmadığını yerinden anlayabiliyorum. Bu şekil işte arkadaşlar. Bunlar da ayrılacak bakalım inşallah ilkbahara. Uykuya yatmadan önce ayırırız onları. Hava da gönderecek bana animyonlar şeyden Kıbrıs'tan. Allah nasip ederse kısmet ederse. Ben de ona şunları aldım. Göstereyim. Yavaş yavaş tamamlıyorum onun kargosunda. Şöyle bir tane şunu Nurdan Hanım koymuş. Şu neydi Morgan'ım? Şu Albert Polivinata falan koyarım. Bunlar böyle satışı olanlar. Cuma günkü yayını bekliyorlar. Koltuklarımızı örttük. Halımızın üstüne bir nuşamba serdik. Bunlar böyle. Şunları bir görseniz arkadaşlar. Öyle güzel ki. Elinize geçtiğinizde anlayacağınız bunların güzelliğini. Şöyle kapatalım. Bunlar. Böyle hepsi kargoya çıkacak. Paşa kılıcı kızım da var. Ondan getireceğim. Taşınma ihtimalleri var. Bakamayacağım anne diyor. Olmadı onları da satışa koyarız. Şu çok güzel para ağacım. İnanılmaz güzel. Hemen hemen herkes de satışını, geri dönüşünü yaptı. Şu hediyesi sanırım. Böyle işte arkadaşlar şunlar temiz temiz mis gibi güzel koyun gübresi pomza hepsinden koydum güzel bir kilosu çok pahalı olan bir gübre koydum içine bunları aldığınızda hiç 1-2 sene elemenize gerek yok arkadaşlar çünkü toprağı çok kaliteli vitaminleri yerinde. Şunun bir tanesini bir ablamız ayırttı. Çok güzel bir tür. Çok güzel, inanılmaz güzel. Kalp yapraklı. Kendim de kaldım acaba. Bakalım bakalım. Bir tane ayırmışım. Çünkü üzülürüm kendime kalmazsa. Şurada bir tane kendime bırakmışım. Hatta iki tane bırakmışım. Böyle arkadaşlar işte bak şu şey o mor mu ne renk dedimse de onun şeyleri bunlar. Yaprakları ıslatmayan bunlar. Yağmur çarpıyor çünkü balkona. Neyse ben videomu kapatayım. Hoşça kalın arkadaşlar sevgili dostlar. Cuma günü inşallah hep birlikte gene bir güzel yayın geçiririz. Bu da çok güzel türler var burada. Hepsi çok güzel. Lili petime bakın.